Az sonrasını peş peşe izlediniz. Dün geceden bu sabaha resmi gazetede yayınlandı ve Çin'den ithal edilen araçlara devasa gümrük vergisi kondu. Üzerine çalışmamız lazımdı. Basit, sade suya tirit bir haberle o anlamı size aktarmak zor olacaktı. Dolayısıyla görsel destekli çalışalım. Kaç para artış olacak? Şuna bir odaklanalım dedim. Manşet anlamı karşılıyor mu? Bence karşılıyor. Sen misin? Çin malı araç alan ben anlamam batılılar belki onlar tırnak içerisinde bastırıyor belki global ticaretin kuralları belki yerli sanayiyi TOG'u korumak için devasa gümrük vergisi geldi. Ne kadar Çin'den ithal edilen araçlara sıkı durun %40 ek vergi getirildi. Nasıl ve ne zaman sorusu önem önemli dolayısıyla cevaplamak lazım silindir hacmi fark etmiyor. Hani bila istisna ifadesi vardır ya dilimizde. Aynen öyle. Silindir hacmi, model, hiç marka Çin'den geliyorsa üst başlık. İçten yanmalı motorlar, fosil yakıtlar. Yani akaryakıtla çalışan araçlar. Elektrikli araçlar, yarı elektrik, yarı içten yanmalı, hibrit diyorlar ya o araçları da kapsıyor. Ya bila istisna. Ne zaman yürürlüğe giriyor? 7 Temmuz'da. 7 Temmuz'dan önce eldeki araçlar yoğun mu satılacak? Nasıl satılacak? Piyasa fiyatını nasıl belirleyecek? Hepsi muamma. O zaman genel bilgilerin ardından şöyle yeni verginin fiyatlara etkisini de kısa ve net bir şekilde size özetleyeyim. Çok satan Çinli aracın fiyatı. Marka söyleyemiyorum. Siz de beni anladınız arazi tipi SUV diyorlar ya SUV şöyle trafikte yukarıdan kaslı görünümlü araçlardan 1 milyon 500 bin liralardaydı. Düşük motor çapı olan 1 milyon 350 bin. En pahalısı 1.750. Biz 1.5 milyonluğu baz aldık. %40'lık ek vergi satış fiyatına %36 olarak yansıyacak. İşin uzmanları böyle söylüyor. Bu da 500 bin lira yeni zam demek. 1500 liralık araç. %36 yeni zamla birlikte yeni satış fiyatı 2 milyon lirayı bulacak. Çin'den gelen araçlar için böyle. Çin'den gelmiş, Fransa'dan gelmiş, Almanya'dan gelmiş bir önemi var mı? Aslında biz son başlık. Arabaya değil vergiye biniyoruz desem tam olarak öyle diyeceksiniz değil mi? bir ithal aracın üzerinde ya da yerli üretimde dahil şu vergilere bakar mısınız? Bu bilinci geliştirmemiz lazım ve yönetenlere sormamız lazım. Hani bu halk her şeyin iyisine layıktı? Hani biz araba alacağız? Muhasır medeniyetler seviyesi, hayat kalitemiz yükselteceğiz. Nasıl araba alalım? %10 gümrük vergisi. Üzerine Çin'den gelen araçlar için %40 daha yeni Gümrük vergisi geldi. Sadece gümrük vergisi yüzde 50 oldu mu? 50 oldu. Yüzde 80 ÖTV, özel tüketim vergisi. Ardından bir de yüzde 20 KDV. Şu vergiye bakar mısınız? Alman, Çinli, Fransız arabayı üretiyor. Bir kazanıyorsa bizim vergi dairesi maliye maşallah iki kazanıyor. Sadece şu ÖTV. Şu ÖTV neden %80 diye bizi yönetenlere bir sorabilsek o zaman hayatımızda çok şey değişecek. Bir araba alacağım hayalim bu kadar vergi alıyorsun benden aldığım vergiyi nerede harcıyorsun şunun hesabını bir ver ah bir diyebilsek. Bir başka